Tele Merkez'e okul sınavlarınız yaklaşıyor ve ben yine buradayım. Sizler için yazı hazırlık çalışma soruları hazırladım. Onların çözümlerini yapacağım şimdi. Biliyorsunuz bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular yayınladı, yazılıda çıkabilecek gibi. Kazanımlarla ilgili farklı senaryolar yayınladılar. Şimdi ben de bu soruları hazırlarken tabii ki kazanımlara uygun hazırladım. Aslında biz daha önce de farklı bir şey yapmıyorduk. Aynı şeyleri yapıyorduk. Sadece bunları belirtmiyorduk. Sizler soru çözümüne başlarken videoyu durdurun, kendiniz çözün, sonra benim çözümümü izleyin. Destekleriniz çok önemli. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve sınavdan sonra da sınavınızı nasıl geçtiğini, kaç aldığınızı yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hadi başlayalım bakalım soruları çözmeye. Birinci soru esas ölçüyle ilgili. Yani bu dört seçenek yaptım tabii artılı eksili olsun diye ama tabii ki dördü bir gelmez bir tanesi büyük ihtimal sorulacaktır. Şimdi pozitif olanlarda derece ve radyanda tabii farklı bir sistem yapıyoruz ama biz esas ölçü 0 ile 360 arasında olduğu için 360'ın katlarını alacağız. O nedenle ben ne yapacağım burada? 790'ı 360'a böleceğim hemen 790'ı 360'a bölüyorum 2 defa 720 ne kalıyor burada 70 işte bu benim esas ölçüm oluyor A şıkkında. Şimdi B şıkkında aynı açı ama bu defa negatif pozitif gibi düşünüyorum yani 1090 onu 360'a bölüyorum 3 defa 18, 9, 10, 1080 yapıyor. Ne kalıyor burada? 10 kalıyor. Normalde pozitif olsaydı bunun esas ölçüsü ne olacaktı? 10 olacaktı. Ama negatif olduğu zaman saat yönünde gittiğinde biz tam tersini yapacağız. Yani tam açı 360 derece olduğuna göre böyle giden açıyı tersten düşündüğünüzde 360'a tamamlamanız lazım. Dolayısıyla 360'tan onu çıkarırsam esas ölçünün 350 olduğunu görürüm. C şıkkında radyan cinsinden vermiş. Radyan cinsinden verince paydadakinin iki katına böleceksiniz bunu. Yani 28'i 6'ya böleceğim. 4 kere 24. Kalan nedir? 4. Yani 4 pi bölü 3 bunun esas ölçüsüdür. Payda hiç değişmez. Negatif olduğu zaman da gene aynen derecede olduğu gibi pozitif gibi düşünüyorum. 35'i 6'ya bölüyorum. 5 kere 30. Buradan ne kaldı? 5. 5 pi bölü 3 olarak yazıyorum. Eğer pozitif olsaydı yani artı 35 pi bölü 3 olsaydı cevap 5 pi bölü 3 olacaktı. Gene aynı şeyi düşünüyorum. Biraz önce derecede söylediğim gibi saat yönünde gitmiş bu. O yüzden negatif. Ben onu 360'a tamamlıyorum. Yani 2 pi'ye tamamlıyorum. 2 pi eksi 5 pi bölü 3. 3 kere 2 6 5 çıktı. Pi bölü 3 olarak bulurum esas ölçüsünü. Evet. Pardon. İkinci sorumuz bir sadeleştirme sorusu. Buradaki en pratik şey nedir? Tanjant, kotanjant, sekant, kosekant yerine sinüs, kosinüs cinsinden fonksiyon değerlerini yazarsanız zaten sade bir sonuç gelecektir. Hemen tanjant yerine sinüs bölü kosinüs yazıyorum. Artı kosinüs bölü 1 artı sinx şeklinde verilmiş zaten. Burada bir toplama yapmam için paydaları ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. Buraya 1 artı sinx yazıyorum. Buraya cosx yazıyorum ve paydalarını eşitliyorum. Ne oldu? Ortak paydam cosx çarpı 1 artı sinx oldu. Şimdi yukarı pay kısmını oluşturayım. Sinx de 1 artı sinx'i çarpayım. Sinx artı sin kare x olacak. Artı cosx'i cosx'i çarptım. Cos kare x oldu. Şurası ne oldu? 1 oldu. Dolayısıyla yukarısı sinx artı 1 oldu. Aşağısı cosx çarpı 1 artı sinx'ti. Dolayısıyla bu 1 artı sinx'ler de gitti. Cevap ne oldu? 1 bölü cosx oldu. 1 bölü cosx olarak da bırakabilirsiniz ya da 1 bölü cosx neye eşit? Sekant eşit. Sekant x de diyebilirsiniz. Evet, üçüncü sorumuz burada da dönüşüm kullanacağız. Yani pi 3 pi bölü 2 ya da 2 pi'lik açılarda esas ölçü bulurken yaptığımız işlemi yapacağız. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi birim çemberi hatırlarsanız, şimdi başlangıç noktamız şurası pi.
pi bölü 2 pardon 90 pi 180 3 pi bölü 2 270 ve tam tur yaptığınızda 2 pi oluyor. Şimdi 0 ve pi'nin bulunduğu eksen yani x ekseni yani burası kosinüs ekseni pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'nin bulunduğu eksen y ekseni yani sinüs ekseni. Kosinüs eksenindeki açıları kullandığınızda fonksiyon isim değiştirmiyordu. Ama sinüs eksenindeki açıları yani pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'yi kullandığınızda fonksiyon isim değiştiriyor. Yani önce neye bakacağım? Bölgeye bakacağım. İşarete bakacağım. Sonra da isim değiştirip değiştirmediğine bakacağım. Şimdi birlikte yapalım. Kesir çizdim. 2 çarpı. 3 pi bölü 2 eksi x. 3 pi bölü 2'den x'i çıkarırsanız nerede olur? Üçüncü bölgede. Kosinüsün işareti ne orada? Eksi. 3 pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Ne oldu? Sinüs x oldu. Artı. Pi artı x. Pi'ye x eklersen nerede olur? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüsün işareti ne? Eksi. Pi olduğu için yani kosinüs ekseni kullandığımız için isim değiştirmedi. Sin x oldu. Şimdi paydayı yazıyorum. 2 pi artı x. 2 pi'ye bir şey eklerseniz birinci bölgede olur. Birinci bölgede sinüsün işareti artı isim değiştirmez. Sin x oldu şöyle. Yukarıda eksi 2 sin x, eksi sin x, eksi 3 sin x var. Aşağıda da 3 sin x var. Sadeleştirdiğinizde de eksi 1 cevabını bulursunuz. Dördüncü sorumuz gene benzer bir önceki soruya aslında benzer bir soru. Burada da fonksiyonları birbirine benzeteceğiz. Hepsini sinüs kosinüs gibi yapmaya çalışacağız. Açılarını benzeteceğiz. Mesela ben kos 65 yerine ne yazabilirim? Sin 25 yazabilirim. Sin 115 yerine 90 artı 25 gibi düşünürseniz bunu kosinüs ama işaretin olacak pozitif tabii ikinci bölgede kosinüs 25 yazabilirsiniz. Başka ne var? Kosinüs 205 yerine 180 artı diye düşünürsek 205 nerede? Üçüncü bölgede işareti eksi. Kosinüs ne olacaktır? 25 olacaktır. Ve kotanjant 225. Bu da üçüncü bölgede kotanjantın işareti pozitif. 180 artı diye düşünürsek kotanjant 45. Onun da değeri 1 olacaktır. Şimdi bulduklarımı bir yazayım. Kosinüs 65 yerine ne yazıyorum? Sinüs 25 yazıyorum. Karesini aldım. Sin kare 25 artı sinüs 115 yerine kosinüs 25 yazdım. Çarpı kosinüs 205 yerine eksi kos 25 yazdım. Bölü aşağıda da kotanjant 45 yazdım. Ya da aslında bir de diyebilirdik buraya. Şimdi yukarısı ne oldu? Sin kare 25 artı ile eksin çarpımı eksi kos kare 25 oldu. Evet, sin kare 25. Sin 25 neye eşitti? X'e. X kare diye yazıyorum. Şimdi kos kare 25'i de nereden? Hemen şuradan bir dik üçgen oluşturayım. Şuraya x açısı diyeyim. Sin 25 karşı bölü hipotenüs. Karşısı x, hipotenüs 1. O zaman burası ne olacaktır? 1 eksi x kare olacaktır. Dolayısıyla kos 25 de komşu bölü hipotenüsten 1 eksi x karenin karekökün karesi olarak yazacağım. Karesini aldığım için şöyle kareyle karekök birbirini götürecek. X kare eksi de dağıtıyorum. Eksi 1 eksi eksi artı x kare. O da 2x kare eksi 1 olarak bulurum cevabı. Evet, beşinci sorumuz bir kosinüs teoremi sorusu. Şimdi burada iki tane üçgen var. Şu açı ortak açı, şurası alfa. Önce şu üçgende kosinüs teoremi uyguluyorum. Alfanın karşısından başlıyorum. 9 eşittir 16 artı 4 eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kos alfa. Buradan kos alfayı çekeceğim. 9 eşittir 20 eksi 16 kos alfa. Buradan 16 kos alfa eşittir 11'e cos alfa da eşittir 11 bölü 16 olarak buluyorum. Bu burada dursun. Şimdi ikinci üçgeni yani şu büyük üçgene bakacağım. Şuna. Alfanın karşısında ne var bu defa? X var. X kareden başlayacağım. X kare eşittir. Kenarları biri 6, biri 8. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı cos alfa. X kare eşittir 36 80 8'in karesine 84 yazdım ya 64 çok pardon.
topladık şurası 100 eksi. Şimdi cos alfanın değerini de biliyorum ya, onun için çarpmıyorum bunu. Şöyle yazıyorum. Cos alfa'yı 11 bölü 16 yazıyorum. Şu 16 ile 8 kere 2 16 sadeleşecek. Dolayısıyla 100 eksi 66'dan x kare eşittir 34. X eşittir kök 34 olarak bulurum. Evet, ne istemiş bizden? Bir üçgen vermiş. Beta eksi alfa 90 derece kotanjant alfayı da istemiş. Burada da sinüs teoremini kullanacağım. Açıyla, o açının sinüsüyle karşıdaki kenarı oranlıyorduk. Mesela alfayla, alfa açısının sinüsüyle 5'i oranlıyorum. 5 bölü sin alfa. 7 ile de betanın sinüsünü oranlıyorum. 7 bölü sin beta. Şimdi buradaki beta ile alfayı birbir cinsinden yazabilirim. Çünkü betayı yalnız bırakırsam 90 artı alfa olarak yazılır. Her iki tarafın sinüsünü alıyorum. Sin beta eşittir sin 90 artı alfa. 90 artı alfa nerede? İkinci bölgede. Sinüsün işareti artı 90 olduğu için isim değiştirdi. Kosinüs alfa oldu. O zaman sin beta yerine kos alfa yazabilirim. Yani soru şöyle oldu. 5 bölü sin alfa eşittir 7 bölü kos alfa. Bunları birbirine oranlıyorum. 5'in 7 oranı sin alfanın kos alfaya oranı. Sin alfa bölü kos alfa eşittir 5 bölü 7. Sin alfa bölü kos alfa neye eşit? Tan alfa eşit. Tan alfa 5 bölü 7 ise kotanjant alfa da 7 bölü 5'tir. Ters de yapabilirdik tabii ama hiç dikkat etmedim. Evet, bu soruda böyle. Yedinci sorumuz ters trigonometrik fonksiyonlar. Soruda bir ters trigonometrik fonksiyon verilmiş. Ben şimdi şuradaki artlı ifadeye x diyorum. Yani ben neyi bulacağım? Cos x'i bulacağım. Bu soruluyor bana. Neye x dedim? Arc, tanjant, hatta eksi x diyeyim. Burada da eksi var ya. Tamam, öyle yapayım. Şöyle. Evet, yedinci soru bir ters trigonometrik fonksiyon sorusu. Şu parantezin içindeki şu ifadeye ben eksi x diyeceğim. Niye eksi x dedim? Burada da açı tanjant eksi olduğu için eksi eksi birbiriyle sadeleştirmek isteyeceğim. Aslında ben neyi bulmaya çalışacağım? Kosinüs eksi x'i bulmaya çalışacağım. Kosinüs eksi x, eksileri ne yapıyordu? Kosinüs yutuyordu. Kos x'e eşit bulduğumda son cevabını bulmuş olacağım. Şimdi niye eksi x dedim? Arc tanjant eksi 3 bölü 4'e eksi x dedim. Hemen tanım ve görüntü kümesinin yerini değiştiriyorum. Tanjant eksi x eşittir eksi 3 bölü 4. Tanjant eksi açıları ne yapıyordu? Kusuyordu. Eksi tan x eşittir eksi 3 bölü 4. Buradan da tan x eşittir 3 bölü 4 diyebiliriz. Hemen dik üçgeni çizdim. Dar açının birine x dedim. Tanjant karşı bölü komşuyu yerleştirdim. 3, 4, 5 üçgenini buldum. Ne istemişti bizden? Soruda kosinüsü istemişti. Kosinüs ne demek? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 cevabını bulurum. Evet, 8. soru da gene bir ters trigonometrik sorusu. Şu parantezin içindeki ifadeyi şey demeyelim ya, şu ikisinin yerini değiştirelim. Arktan ne olacak? Tersin tersi kendisi olacak. Yani şöyle olacak. Tanjant pi bölü 3 eşittir 2 sin ark cos x şöyle. Tanjant pi bölü 3, yani tanjant 60 neye eşit? Kök 3 eşit. Şöyle kök 3 oldu. Bir tarafı 2'ye bölelim. Şu 2'den kurtulayım. Sinüs ark kosinüs x eşittir. Kök 3 bölü 2 oldu. Hangi açının kosinüsü, pardon, sinüsü kök 3 bölü 2'dir? Şurası ne olacak? Yani kök 3 bölü 2 olması için 60 derece olacak. Yani pi bölü 3 olacak. Yani arc kosinüs x eşittir pi bölü 3 ya da 60, ikisini de kullanabilirsiniz. Buradan kosinüs pi bölü 3 eşittir x eşittir buradan 1 bölü 2 olarak buluruz. Evet, dokuzuncu soru. 90 ile 180 arasında bir açı verilmiş, x açısı, sin x değeri verilmiş. Şu ifade de isteniyor. Hemen sin x'i dik üçgende yerleştirip buluyorum. Dar açının birine x dedim. Sinüs ne demek? Karşı bölü hipotenüs. Karşısı 2, hipotenüs 5. O zaman şu komşu dik kenar uzunluğu bulalım. 25, 4, kök 21 olur burası da. Şimdi hangi bölgede bu? 90 ile 180 arasında ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi, tanjantın işareti eksi. Tamam. 5 çarpı kosinüsünü yazıyorum. Komşu bölü hipotenüs eksi kök 21 bölü 5.
eksi gene şöyle yapayım da karışmasın. Tanjantin işareti eksiydi. Eksisini yazdım. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu 2 bölü kök 21 olarak yazıyorum. Şurada şöyle beşler gidecek. Burası eksi kök 21 olacak. Eksi eksi artı 2 bölü kök 21. Kök 21, kök 21, 21. Yani eksi 21 artı 2 bölü kök 21 olur. O da eşittir. Eksi 19 bölü kök 21 olur. Ya da eşlenikle de çarpabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Evet, 10. soru bir kare vermiş. BD'nin bir köşegen olduğunu vermiş. DE 3BE eşitliği vermiş. E açısının DEA açısında tanjantı istenmiş. Karenin özelliğini diğer köşegeni çizdiğinizde şöyle. Köşegenler hem birbirine diktir hem de ortalar. Sonuçta DE'ye EB'ye K derseniz DE 3K olur. Yani köşegenin tamamı 4K olur. Yani burası 2K. Şurası K, şurası K olarak ayrılmış olur. Tamam. Dolayısıyla şuralarda 2K, 2K olacak. Şimdi şuradaki açı istenmiş. Ben şuraya çizeceğim. Biraz küçük oldu orası. Şöyle. Şu açı bakın bizden istenen E açısı. Şurası K, şurası 2K. Şu üçgeni çizdim bakın. Şimdi bu açının tanjantını istemiş. Tanjant E açısı diyelim. Karşı bölü komşu 2K bölü K'dan 2 olarak buluruz tanjantını. Evet, son sorumuz trigonometrik açılar verilmiş. Bizden bunları sıralamamızı istemiş. Hemen sıralayalım bakalım. Şimdi önce bölgelerine bakalım. 230 hangi bölgede? Üçüncü bölgede bunun işareti eksi 200, üçüncü bölgede işareti artı 170, ikinci bölgede işareti artı. Bu durumda en küçük bu. Bununla ilgili hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben şimdi bu ikisine bakacağım. Hangisi diğerinden büyük? Bunları dar açıya çevireceğim. Tanjant 200'ü nasıl yazarım? 180 artı 20 diye yazarım. 180 önce isim değiştirmiyordu. Bu da neye eşit? Tanjant 20'ye eşit. Sinüs 170'i de sinüs 180 eksi 10 diye yazarsam bu da sinüs 10 dereceye eşit olmuş oluyor. Şimdi bunları kıyaslamamız bizim için yeterli. Bu B, bu da C. B ile C hangisi büyük ona bakacağız. İsterseniz birim çemberden bu işi çok kolay halledebilirsiniz. Yani şu an görmüşsünüzdür eminim ama ben gene de çizmek istiyorum. Şimdi şu benim tanjant eksenim. Burası benim sinüsümdü. Şimdi 10 derecenin hemen renk değiştireyim. 10 derece bir de 20 derece lazım. Şu 10, şu da 20 olsun. Şimdi 10 derecenin şurası 10 derecenin hemen birim çemberi kestiği noktadan x eksenine geldiğinde şurası onun x eksenine uzaklığı. Diğerine bakarsanız eğer o da tanjant ekseni kestiği yerden x ekseni uzaklığı şurası. Yani tanjantinin daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla en büyük B'dir, sonra C'dir, en küçük de A'dır. O negatif olduğu için hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadı. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı, beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Çok güzel notlar sizinle olsun. Yorumlarınızı bekliyorum sınavdan sonra. Hoşçakalın.